ABB TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Haftalık haber bültenimizle karşınızdayız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde gelir kaybına uğrayan esnafa desteğini sürdürüyor. Başkentteki esnaf odaları ve sektör temsilcileriyle 29 Kasım'da bir araya gelen Başkan Yavaş, "Kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil, yakınınızda değil, yanınızdayız, çare olacağız" dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü 78. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. ABB TV'de canlı olarak yayınlanan etkinliğe katılan EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, "EGO'nun iş yapabilme kapasitesini güçlendirmeye ve ayağa kaldırmaya çalışıyoruz" dedi. Çalışanlar kadar ziyarete gelen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi önüne getirilen 1987 model belediye otobüsüne binerek geçmişe nostaljik bir yolculuk yaptı. Değerli izleyenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait gayrimenkullerin ihaleyle satışı devam ediyor. Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde bulunan Sinpaş Altınoran Güney Park Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yer alan 41 konutu 17 Aralık'ta ihaleye sundu. Başkentlilere sağlık alanında daha hızlı hizmet vermek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, hasta, doğum yapan, yatalak ya da diyaliz hastalarına hizmet veren hasta nakil ve diyaliz araç filosunu genişletti. Yeni alınan 6 hasta nakil ve 4 diyaliz aracı ile birlikte hasta nakil araç sayısı 20'ye, diyaliz araç sayısı ise 12'ye yükseldi. Ankara Kent Konseyi pandemi döneminde Ankara'da sanayi ve ticaret değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Ankara Kent Konseyi Sanayi ve Ticaret Çalışma Grubu tarafından Zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantı, başkent ekonomisinin Süper Ligi'ni bir araya getirdi. Ankara sanayisi ile ticaretine yönelik proje ve fikirlerin masaya yatırıldığı toplantıda Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Kent Konseyi'nin başkent ekonomisinin canlanması için her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Değerli izleyenler, başkentte aşırı yağışlarda yaşanan sel ve su taşkınlarının önüne geçmek için harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, tıkanan atık su ve yağmur suyu hatlarını temizliyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kent genelinde 1.286.000 metrekare hattın ve 60.000 ızgaranın temizleneceğini açıkladı. ASKİ ekipleri ilk etapta Sincan, Etimeskut, Keçiören, Kursaklar, Çubuk, Elmadağ ve Beypazarı ilçelerinde hat ve ızgara temizlik çalışmalarına başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte gönüllü hayvanseverlerle işbirliği içinde çalışarak sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı noktalarda ücretsiz kuduz aşısı seferberliği başlattı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri gönüllü hayvanseverler tarafından kurulan Karşıyaka Canları Hayvan Barınağı'yla İnce Anne'nin Hayvan Barınağı'nda kuduz aşısı çalışmalarına başladı. Yıl sonuna kadar hem gönüllü hayvan barınaklarında hem de sokakta yaşayan can dostlara 10.000 doz kuduz aşısı yapılması planlanıyor. Değerli izleyenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi üniversitelerde başlattığı ücretsiz çorba dağıtma uygulamasını hastanelere taşıdı. Zekai Tahir Burak, Ankara Şehir Hacettepe Üniversitesi ile Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin girişlerinde dağıtılan ücretsiz sıcak çorba hizmetinden sağlık çalışanları başta olmak üzere hasta ve hasta yakınlarıyla çevre esnafı da yararlanıyor. Değerli izleyenler, ASKİ Genel Müdürlüğü uzun yıllar ihmal edildiği için çoğu yağışta sel baskınlarının yaşandığı Mamak ilçesindeki çarşı içi olarak bilinen bölgeyle Demet Lale Mahallesi'nde geniş çaplı altyapı çalışması başlattı. Mamak Belediye Başkanlığı, Mamak Kaymakamlığı ve Mamak Telekom Müdürlüğü'nün de yer aldığı bölgeye yaklaşık 2092 metre atık su ve yağmur suyu hattıyla çeşitli ebatlarda 156 ızgara yerleştiren ASKİ ekipleri, yeni mahalle Demet Lale Mahallesi'nde de ızgara yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ve bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Gelişmelerle yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.